Bütün bitkileri neredeyse tanıyorsunuz. Ben o zaman tabii hani insanlar da şu anda bizi izliyorlar, sevgili seyircilerimiz bizleri izliyorlar ama şöyle bir tane çektim. Önce göstereyim sevgili seyircilerimize. Şimdi de size göstereyim. Hayır. Bunu anlatır mısınız? Hayır. Evet. Hayt. Hayt burada şeyi çıkarayım. Hayt nedir? Hayt bu tohumu. Daha sonra karabiber gibi olacak. Rengi değişecek. Hayıtla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır kısırlığa karşı bayanlardaki hormon anormalliklerinden dolayı. Mesela diyelim ki bayanlarda östrojen hormonu çok yüksekse ne olur? Gestrojen hormonunu, östrojen hormonunu baskı altına alır. Prolaktin hormonu yüksek olursa baskı altına alır. Hamile kalsa bile düşük yapar. Beyinde hipofiz bezesinin sapında bir nodül oluşuyor. Küçük bir kist. Buna mikro adenom, büyük olursa makro adenom denir. Mikro adenom veya makro adenom oluşursa hipofiz bezesinin sapında ne olur? Prolaktin hormonu oranı yükselir. Prolaktin hormonu da kısırlığa sebep olur. Çünkü diğer hormonları baskı altına alır. Hamile kalsa bile bayan düşük yapar. Almanya'da Marburg Üniversitesi bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada bu hayıtla ilgili belgelemiştir. Yüzlerce belge var. Bizim burada yapmış olduğumuz iş nedir? Birleşiminde hayıt, kadın otu, civan perçemi otu, üzüm çekirdeği, oğul otu, papatya, aynı sefa gibi 19 bitki ekstresinden oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Sadece kısırlığa karşı değil, aynı zamanda adet düzensizlikleri. Adet öncesi ağrı ve sancılara premenstrual sendrom denir. Bu tür rahatsızlara karşı da dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalara etkisi ispatlanmış, mükemmel bir şey. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsinde bir bitkiden yapılıyor. Zaten o yüzden siz bitki uzmanısınız.